eğitim süreci sona eriyor okullar açılıyor Peki yeni öğretim döneminde nasıl bir süreç izlenecek Anaokulu öğrencileri pandemi sonrası öğretim yılına nasıl adapte edilmeli veliler çocuklarının psikolojisi için yeni dönemi nasıl değerlendirmeli öğrenciler sınav kaygısını hangi tekniklerle aşabilir hepsi ve daha fazlasını psikolog ve eğitim koçu Sema Erdal anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümsede. Sağlıkla gülümseye hoş geldiniz efendim. Ee, konuğum Sema Erdal hoş geldiniz e, Sema Erdal psikolog ve eğitim koçusunuz. Evet. E, dolu dolu geldiniz bugün <laughs> eliniz kolunuz dolu dolu. Okula geri, geri dönüş sürecine çocuklar nasıl adapte edilebilir konu başlığımız şöyle genel olarak ama ben e, lise ve üniversite sınavından gireceğim konuya sonra böyle gideceğiz e, lise ve üniversite sınavına hazırlanan bu sene sınava girecek olan öğrenciler için tavsiyeleriniz neler kendilerine nasıl terkinlerde bulunmak istersiniz? Merhaba Derya Hanım öncelikle. Evet şu an e, öğrenciler şu an bizim için kilit nokta. Herkes, bütün e, devlet büyüklerimiz, Milli Eğitim Bakanımız tamamen hepimiz çalışmalar yapıyoruz. Sınava girecek olan öğrenciler için. Şu an belki haftalardır, aylardır, belki de yıllardır çalışıyorlar ve sınav böyle bir sürece denk geldi. Ama kaygılanmasınlar. Hepimiz onların yanındayız. E, bu sürecin artılarına baksınlar. Pandemi sürecinde ...evde oturup rahat bir şekilde ders çalıştılar. Uzaktan eğitimleri devam etti. Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi. Hiç kesilmeden öğretmenler, herkes... ...onlar için uzaktan eğitimlerine devam ettirdiler. Ve bu noktada kendilerini sakin tutsunlar. Artılarını izlesinler bu sürecin. Ve rahat bir şekilde ders çalışsınlar. Kesinlikle kaygılanmasınlar. O kaygılarını yönetmeyi öğrensinler. Çünkü bu süreçte dediğim gibi herkes onların yanında. Bu gerçekten çok güzel bir bir bütünlük. Evet. Ee, sınav tarihi yaklaştıkça sınav kaygısı da artıyor. Öğrenciler sınav kaygısını hangi tekniklerle aşabilirler? Evet. Şimdi öncelikle biz e, kaygıyı Normal seviyede tutmayı düşünüyoruz. Yani eğer normal seviyede tutarsak yani kaygıyı yönetmeyi öğrenirsek aslında başarıya bizi o götürüyor. Kaygıyı şöyle düşünelim bir yüksek kaygı bir de düşük kaygı var. İkisi de başarı oranında aslında aynı. Yani başarısızlığa bizi itebiliyor. Çünkü düşük kaygıda biz umursamaz oluyoruz. Ama normal kaygıda bu sefer bizi ayık tutuyor, dinç tutuyor. Kaygıları yönetirsek... Başarıyı elde edebiliyoruz. Yüksek kaygıda da bir takım dikkat eksikleri yapıyoruz. Bu yüzden kaygılarımızı bir sıfırlamak yerine normalleştirerek kaygıyı yönetmeyi hedefliyoruz. Evet hiç kaygısız olmak da iyi bir şey değil. Hiç kaygı duymuyorum ben sınava ne yaparım girerim falan demek de iyi Kesinlikle. Biraz kaygılanmak aslında her zaman iyi bir şeydir ama dediğiniz gibi yönetmek bunu yönetmeyi öğrenebilmek. Evet kesinlikle. E, bir takım bunun için aslında yaptığımız çalışmalar ne var. Mesela Psikolog olarak ediyorum. bizim şu an en çok kullandığımız anda kalarak o an farkındalık. Hatta isterseniz burada bir tane nefes egzersizini nasıl yapılır onu da gösterebilirim. Lütfen, lütfen. Tamam. Şimdi oturduğumuz yerde şimdi sınav alanını düşünüyoruz. Sınav simülasyonu diyoruz biz buna. Hı. Sınav simülasyonda nasıl oturmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gözlerimizi kapatarak veya açık. Nasıl öğrenciler rahat ederse. Burada hiç sıkmıyoruz onları. 4 saniyede nefes alıyoruz. İster göz açık, ister kapalı. 1, 2, 3, 4. Sonra da yine 4 veya 8 saniyede veriyoruz nefesimizi. Bu uygulamalardan bir tanesi çok kolay ve çocukların her an sınava gitmeden önce şu an evlerinde, şu an bütün sizi izleyenler aslında bunu çok rahatlıkla yapabilir. Sadece sınav kaygısı için değil, kendi kaygılarımız, stresimiz için de düzene sokuyor. Pandemi kaygısı için de iyi. Kesinlikle, kesinlikle o an farkındalığımız oluyor, anda kalıyoruz. Onun dışında yine gözlerimizi kapatarak, e çevremizdeki 5 tane sese odaklanıyoruz. 5 tane an sese veya görüntüye. Gözlerimizi açtığımızda da o sürede kapattığımız zaman gözlerimizi odaklanarak bulunduğumuz alana neredeysek çok her yerde yapabilirsiniz. Çok gerçekten e, güzel uygulamalar bunlar. Farkında olarak o an bulunduğumuz yerde ayaklarımızı belki yere değmesini hissedebiliriz. Oturduğumuz yeri, sandalyeyi, koltuğu hissedebiliriz. Kalemi tutarken Tuttuğumuz parmaklarımızı hissedebiliriz ve beş duyu organımızla biz bunu andayım, şu an farkındayım ve kaygılarımı yönetebilirim. Bir adım atabiliriz. Bu uygulamaların hepsi gerçekten çok işe yarıyor. İnsanları, ebeveynleri hepimizi rahatlatıyor. Çok güzelmiş. Gerçekten şu beş tane şeyi e, anda kalma şeysi çok 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 güzel. Teşekkür ederiz. E, peki sınav stresi yaşayan öğrenciye sakin ol, sınavı düşünme demek doğru mu? Ailelere Neler dersiniz? Bunu hepimiz maalesef diyoruz. Kaygılanma, strese girme. Bu, bunu, bu deniyor. Aslında e, biz bunu tavsiye etmiyoruz. Ne diyeceğiz? Çünkü kaygılı bir insana kaygılanma demek onun duygularını bastırmak ve kaygı e, zamanda size söylememesi. Biz tam tersi öğrencilerin, bireylerin destek olan kişilere, aile ise güvendiği kişilere destek olmasını ve konuşmasını istiyoruz. Bu yüzden anlayarak, burada empati kurarak, Karşımızdakiyle o kaygıyı yönetmesi için e, nasıl hissediyorsun? Senin için neler yapabilirim? Ben senin yanındayım, sana destek olmak için hazırım. Evet, hislerini şu an seninle paylaşıyorum, seni anlayabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Karşınızdakinin karşısına değil yanına geçiyorsunuz. Ben seni anlıyorum diyorsunuz ve böylelikle kaygı yönetimi birlikte yapıyorsunuz. Sakin ol veya sınavı düşünme demek aslında öğrenciyi bastırır sadece duygularını ve bu, biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Ee, sınav stresinde egzersizin bir önemi var mı? Tabii ki. Ee, daha demin anlattığım aslında nefes egzersizleridir. Ee, kendimizi rahatlatarak e, yaptığımız bütün egzersizlerde sınav kaygısı veya normal kaygılarda yönetmeyi öğreniyoruz, rahatlamayı öğreniyoruz. Ve böylelikle mutluluk hormonları da salgılayarak o anı yaşayarak farkındalığımız artıyor ve kendimizi o kaygıları yönet nasıl yönettiğimize hakim oluyoruz. evet. LGS öğrencileri sınava kendi okullarında girecek. Doğru değil mi? Evet doğru. E, bu durum öğrencileri nasıl etkiler? Bence pandemi sürecinde gerçekten alınabilecek en güzel kararlardan bir tanesi buydu. Şu an çok fazla karar aldı Milli Eğitim Bakanımız. Gerçekten çok hassas bir şekilde çalışıyor. Sağlık Bakanımız da aynı şekilde. Birincisi biz konfor alanlarımızı çok severiz değil mi? Çocuklar evlerinin dışında en çok okullarda vakit geçiriyorlar. Tabii. Orada eğleniyorlar, üzüntülerini, mutluluklarını bir sürü duygularını yaşıyorlar ama öğreniyorlar da ve bireysel bağ kuruyorlar, arkadaş, öğretmen bağları kuruyorlar ve şu an çocuklar o konfor alanlarında sınava girecekler. Birincisi acaba okulum nerede? Sınava gireceğim yere yetişebilecek miyim? Kaygısı olmayacak. Çocuklar zaten düzenli olarak gittiği okullarına gidecekler. Yolu biliyorlar, okulun içerisini biliyorlar, bütün sistemi biliyorlar. Ee, ben kendimden de hatırlıyorum. İnanın e, sınava gireceğim okula bulabilecek miyim, tuvaleti bulabilecek miyim diye çok böyle sınava girmeden önce beni geren şeyler olmuştu. Şu an onların hepsini atlatacaklar. Ve onun dışında eğer hijyenle ilgili ebeveynlerin de kaygısı varsa okul müdürlerine ulaşabilecekler. Bu da çok güzel bir şey okul müdürleriyle iletişim halinde olabilecekler. Nasıl ve yani? Alınan Sağlık Bakanımız çok e, ince bir şekilde çalışıyor. Milli Eğitim Bakanımız da e, çocukların sınav alanlarında hijyenlerini şu an Türkiye'de hemen hemen her yerde ellerimizi kolayla dezenfekte edebileceğimiz alanlar var. Bu çok Doğru. büyük bir artı. Doğru. Ve halkımız da çok bilinçli. Polislerimiz çok güzel takip ediyor. Yani biz önlemleri güzel bir şekilde aslında alıyoruz ama uygulamak tamamen bizlere kalmış. Yani uygulamamız gerekiyor aslında ve çocuklar da müdürlere ulaşarak Acaba benim okulum Sağlık Bakanlığı nasıl e, bir şey önlem aldı deyip düşünebili sorabilecek çok güzel bir şey kendi öğretmenlerinden destek alacaklar. Evet e, ben dikkat edileceğini bu konulara çok dikkat edileceğini e, düşünüyorum. Yani çocuklar da bir kaygı duyarlarsa sor, sorabilecekler. Tabii ki bunu. müdürlerine güzel. soracaklar. E, peki aşamalı olacak bu yıl, evet. e, sınav lise sınavı e, sınav arasında öğrenciler neler yapmalı? birbirleriyle sınav hakkında konuşmaları doğru olur mu? Sen şunu yaptın ben bunu yaptım. Bu çok önemli Derya Hanım. İnanın motivasyonu arttıracak veya azaltacak, kaygı yaratacak bir şey. Birinci aşama bitti. Öğrenci ne yapmalı? Kendine bir teşekkür etmeli. Çünkü birinci aşamayı bitirdi. Kendini onları etmeli. O sınav sürecinde oturdu. Soruların farkında oldu. Soruları çözdü ve bir zaman ayırdı. Ondan sonra öz bakım ihtiyaçları geliyor sırada. Yani hijyen, tuvalet ihtiyacı, belki susuyacak su ihtiyacı ve ondan sonra rahatlatmak için kendiyle baş başa kalmalı. Nefes egzersizi yapabilir, kendine teşekkür edebilir. Ama şimdi burada çocuklar normalde e, farklı yerlerde girdikleri için e, rakipleri diyorum ben kendi e, sınava girecek akranlarını tanımıyorlardı. Şu an tanıyorlar çünkü sınıfta arkadaşlarıyla birlikte girecekler. Bu yüzden kimin iyi yapıp kimin yapmayacağını denemelerden dolayı düşünebiliyorlar. Ama inanın sınav zamanı çok değişebiliyor bu e, kimi, kesinlikle. O yüzden kimseye sormasınlar. Birinci aşama bitti. Artık onun sonucu geldiğinde bakacaklar ama elleri de ikinci aşama var. Eğer arkadaşlarına sordukları işte bunu ne yaptın, şu nasıl oldu gibi iletişim olursa ikinci aşamada kaygı olur. Kendilerine odaklansınlar daha ikinci aşama var sırada. Evet yani o ikinci aşama bittikten sonra artık evlerine gidecekler. O zaman konuşabilirler birbiriyle sen Kesinlikle, kesinlikle evet. zaten sikeç. televizyonda açıklamalar başlıyor. Evet. Öğretmenler tarafından açıklanıyor. O ee, yüzden. Demek ki gençler e, sormayacaklar o iki arada dedikleri gibi hani e, konuşmaya sohbete dalıp e, bir tuvalete gitmeye su içmeyi bunları ihmal etmeyip. Ee, ve birbirlerine sormayacaklar. Diyorsunuz. Kesinlikle. Kendilerine odaklanacaklar. Gayet güzel. Bu bilgi çok çok güzel. Peki sınav döneminde aileler en çok hangi hataları yapıyor? Çocuğu diğer çocuklarla kıyaslamak ne kadar doğru? Hani aileler diyor ki bakın işte falanca çok çalıştı. Hiç evden çıkmıyor. Görüyor musun? Şimdi kimse çıkmıyor gerçi. Ee, yani böyle şeyler söylüyoruz çocuklara. Evet. Ama burada büyük hata yapıyoruz galiba. Kesinlikle. Ya da başka neler yapıyoruz. Kesinlikle. Okulda çalışan bir psikolog olarak Velilerden bunu sık sık bizler de duyuyoruz. Ne yazık ki bir takım grupları var kendi aralarında konuştukları ve oradan da çocukların deneme sorularını veya ne yaptığı netleri birbirleriyle yazışarak öğreniyorlar. Ama her çocuk farklıdır. Her çocuğun başarıya ulaşma adımları da farklıdır. Biz ben aynı zamanda eğitim koçuyum şöyle başarı atıyorum 50'den 55'e çıkan bir öğrenci de başarılıdır. 90'dan 95 yapan öğrenci de başarılıdır. Yani öğrenciler kendi aralarında kıyaslanmamalı. Çünkü herkesin ve sakince düşünüp kaygılarını yönetip başarılı olacağı zamanı beklemek çok önemli. Ama bu yolda ailelerin Özellikle tanıdığı akranlarıyla, kardeşleriyle, kuzenleriyle kıyaslaması öğrencileri, çocukları demoralize eder. Lütfen empati kursunlar. Kendileri e, anne olarak başkasının annesiyle kıyaslansa nasıl tepkiler verir? Bir bunu düşünsünler. O zaman zaten kıyaslamaları ortadan kalkacaktır. Evet, pek çok veli buna dikkat ediyor ama pek çok yerde de gözden kaçabiliyor. Yani bilinçli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Kesinlikle. bazen bu hataları hepimiz yapabiliyoruz. Kesinlikle. Peki. Ee, sınav döneminde öğrencilerin sıkıntılarını anlamak için öğretmen ve ebeveynler onlarla hangi onlara hangi soruları sormalı? Şimdi ilk öncelikle burada altın sorumuz şu. Nasıl hissediyorsun? Ama kaygılı bir ebeveyn veya kaygılı bir uzman böyle sorarsa nasıl hissediyorsun derse o zaman kendisini yansıtmayabilir öğrenci. İçindekileri karşı tarafa verdiği değerden dolayı söylemeyebilir. Sakince ben senin yanındayım. Ne zaman istersen benimle konuşabilirsin. Birlikte bir çözüm yolu buluruz, merak etme. Burada empati kurarak öğrenciyle sağlıklı bir iletişim, aslında hepimizin buna ihtiyacımız var. Aynen. Sadece öğrenciler için de değil. Bu şekilde anlayarak, sakince konuşurlarsa ve o an o sorunun çözüm odağını bulmaya Gerçekten gayet gösterirlerse, gayet gösterirlerse çok daha iyi olacaktır. Ee, i̇yi bir motivasyon, yani gençleri motive edebileceğimiz, yavrularımızı motive edebileceğimiz iyi bir öneriniz var mı? Kesinlikle. Şimdi e, biz genellikle yine başarılı ebeveynler kendileriyle kıyaslıyorlar. Ben senin yaşındayken bir defa bunları artık bir kenara kaldıralım. Her çocuğun farklı alanlarda başarıları vardır ve o başarılar, o tamamen keşfetmemizle ortaya çıkar. Bu yüzden ben senin yanındayım. Merak etme bu yolda birlikteyiz. Nasıl bir çözüm buluyorsan ben sana destek olurum. Seni çok iyi anlıyorum diyerek motivasyonunu arttırabilirler. Ve çocukların kendi yolculuklarında keşfettikleri süre içerisinde o taşları daha demin anlattığım kıyaslama, işte empati kurmadan iletişim, sağlıksız iletişim kurmayı kaldırırlarsa motivasyonları artacaktır. Evet. geleceği geleceğiyle ilgili henüz karar verememiş ya da sınav öncesi eksiklerini belirlememiş olan öğrencilere neler önerirsiniz? Evet. Sınava çok az kaldı. İlk öncelikle lütfen e, sınav simülasyonu dediğimiz işte sınav saatinde okulda olacakmış gibi evinde deneme yapma, sınav süreci içerisinde sonra ara vermek ve sonra ikinci aşamaları yapmak öğrencileri bir kendine döndürecektir. Hangi konularda eksiklerim var da sınavla birlikte e, ortaya çıkacaktır denemelerle birlikte. A4 kağıdı normal e, o yapamadıklarını yapıştırıp kesip yapıştırıp bir istatistik yap Yapabilirler. Ben matematikte hangi konuda eksiğim? Orada yapamadıklarını keserlerse denemelerden alıp ve kendilerine bir yapamadığım defteri oluştururlarsa oradaki konularla istatistikleri çıkacaktır. Onun dışında meslek seçimlerinde bol bol uzmanların videoları var. Yani artık herkes bütün uzmanlara ulaşabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Sosyal medyanın bize sunduğu çok bir değer. Çok iyi kullanıyor gençler Kesinlikle. bunu. Kesinlikle. Seçecekleri puana göre değil de seçecekleri mesleğe göre eğer kendilerine hedef koyarlarsa zaten sonra o meslek uğruna bir kendilerinde bir hedef gösterip o puanı almaları çok daha kolay olacaktır. Ee, Sema Hanım çok az süremiz kaldı ama laf arasına kaynamasın. Şu söylediğiniz şey çok güzel. E, yapamadığım sorular keseceğiz. Yapamadığım sorular defteri dedi. Evet. Bunu çok önemsedim. Çok güzel Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Çok da güzel bir defter. Evet çok çok iyi bir fikir. Evet. Bence bunu bir düşünüp değerlendirebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Saçlarınız dökülüyor ve seyrelen saçlarınız sizi mutsuz ediyorsa bu önerilere kulak verin. Protez saç nasıl uygulanır? Gündelik yaşama etkiler mi? Protez saçın bakımı nasıl olmalı? Protez saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek anlatıyor. Az sonra Sağlıkla Gülümse'de. Ay şimdi bir konumuz var ki çok e, önemli bir konu. Teşekkür Bazılarının çok ihtiyacı oluyor ve çok. nasıl yapacağımızı e, bilmiyoruz. E, Mustafa Kemal e, Çiçek hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Protez saç uzmanısınız. Evet 30 Zor yıldır. Bir şey. Kaç yıldır? 30 yıldır. 30 yıldır protez saç uzmanı. Evet. E, protez saç uygulamasının detaylarından bahsedeceğiz. E, burada saç ekmekten bahsetmiyoruz. Evet. E, bir çeşit uygulanan... Evet. E, teknolojik yöntem. E, teknolojik yöntemden bahsedeceksiniz evet. bize. Evet. E, biz e, tiyatroda bunlara ne diyorduk? Tupe mi Tupe Evet. Tüpe mi bu? Onlar çok farklı ama. Farklı ama değil mi? Çok Sizinki çok Bizimki... farklı. Çok değişik bir yöntemden. Yani evet. Saçta bir açıklık Göstereceğiz var. Zaten Göstereceğiz zaten bu arada. Göstereceğiz. Hayır onu tabii. soracağım. E, seyircilerimiz hani beklesin tabii. gitmesin e, diye söylüyorum. E, saçta bir açıklık var. Oraya çok güzel bir yöntemden bahsedeceksiniz. Evet. Tabii. Onun da adı protest saç. Protest saç diyoruz. Öbürü evet. farklı bir şey. Öbürü farklı. Tamam. Evet. Peki protest saç nasıl uygulanır? Uygulama ne kadar sürer? Aslında Protez saç uygularken burada teknik olarak göstereceğiz. Nasıl uygulandığını, saçsız bölgenin nasıl kazındığını. Yani seyrek saçlar var üstte. Işte. Onları kazıdıktan sonra böyle bir süzgeç gibi bir malzeme ile üzerine saçlar işleniyor ve bu uygulamayı burada Birazdan canlı olarak göstereceğiz. Bir şey Çok pratik aslında. Zor. Çok pratik. Evet, ee, zor değil. Bunu kişiye özel mi çalışıyorsunuz? Kişiye bu? özel. Evet. Bunları e, bir şey yapıyorsunuz. Bu saçı uygulamayı, oraya işlemeyi evet. özel yapıyorsunuz. Öncelikle e, kalıp alınıyor Açık olan bölgenin veya seyrek olan bölgenin kalıp alınıyor. Kalıp alındıktan sonra e, fabrikada bu saç o kişiye göre yapılıyor, istenilen modelde yapılıyor. Sonra biz hazır olarak geliyor. Biz o saçı kendisine yüzüne uygun bir şekilde modelle uygulamayı yapıyoruz. Ee, bu yüzde yüz şey saç değil mi? Saç yani. Hakiki insan saçı gerçek. Saç, gerçek Kendi saç. saçının özelliklerini taşıyor bu arada. Ha. Yani bu, bu sistem hazır kalıp olmaz. Özel sipariş olmalıdır. Özel sipariş olduğunda birebir kendi saçını yansıtır. Hazır kalıp olduğunda da o sizin bahsettiğiniz tiyatrodaki hani evet. acele acele yapılan görüntüler gibi olur. Bizim amacımız dışarıda gezerken insanların rahat, rahat. gözleri rahat et, rahatsız etmemesi, alay tamam. konusu olmaması. E, protez saç kimler için uygundur, kimlere yapılmamalı? Saç sorunu olan herhangi bir nedenle saçları dökülen herkese protez saç uygulanabilir. Bir seçimdir yani güzel giyinmek gibi bir evet. olaydır. Kimlere yapılmamalı? Kimlere yapılmamalı? Ya yani saç sorunu olmayan insanlara yapılmamalı. Peki. <laughs> çok basit olarak. Peki. protez saç uygulaması tamamen kel olan birisine yapılabilir mi? Tabii ki. Sadece dökülen bölgelere mi yapılır? Dökülen bölgeye de yapılır. Ama komple dökülmüş olan bazı hastalıklar var. Onlara da yapılabiliniyor. Yani şu bölgelerde hiç saçı olmayan, enselerinde hiç saçı olmayan insanlara da yapılıyor ve gerçekten onlar da çok Mutlu oluyorlar çünkü hiç saçının olmaması başka bir olay. Başka bir psikoloji. O yüzden protest saç bu kişiler için de çok ideal bir yöntem. Evet. Ee, sağlığa bir zararı var mı? Hayır. 30 yıldır ülkemizde birçok insana uyguladık. Hiç, hava alıyor değil mi? Hava alıyor tabii hava. ki. Gözenekli olduğu için. Gözenekli. Şuradan. Bir kameraya gösterelim. Evet bakabilirsiniz. Bu şekilde altyapı. Bu küçük bir altyapı. Tamam. Yani bu boyuta göre değişiyor. Tamam. Evet. Peki protest saçın sahtesi var mı? Orijinali ile arasında ne farklar var? Nasıl anlarız? Harika bir soru. Çünkü kimsenin, herkesin bu konuyu iyi bilmesini istiyorum. Yani yanlışı doğru olarak bilmesinler. Protez saçın altyapısının iç kısmının şu bölümünde kişiye kişinin adı ve soyadı yazmalı bu bölümde. Hmm. Eğer burada kişinin adı ve soyadı yazmıyorsa Başka bir şeyler yazıyorsa bilin ki sahte saçtır. Hmm. Yani İşlenirken hazır kalıp. adı ve soyadı mı yazılıyor? Tabii ki. Mesela siz geldiniz ben sizden kalıp aldım. Tamam. Sonra kalıbı gönderdim. Fabrika buraya Derya Baykal yazar. Evet. Siz geldiğinizde bu saça bakma hakkınız var. Bakıyorsunuz isminiz yazıyor. Bu size ait olduğu belli oluyor. Ama burada isim yazmıyor. Size yapıyoruz diye denilebiliyor. Bir şey başka bir şey verebiliyor. Evet yani evet. böyle olmaması için bunlara Güzel. engel olmak için. Buradaki kendi adının soyadının görmesini ter, yani tavsiye ediyorum. Hı hı. Ee, peki kadınlar protez saç kullanabilir mi? Kadınlarda da bazen bazı dökülme biçimleri oluyor. Yani hanım 1990'lardan bu yana bu işi yapıyorum. Ben kadınlarımızın bu kadar saçlarının döküldüğünü hiç görmedim. Son 3-4 yıldır yani neredeyse erkeklerle %50-50. Yani Stesten mi oluyor dökülmeler? Yani gerçekten e, Zannediyorum ki e, teknolojik e, sebeplerden de olabilir. Çok telefon kullanıyoruz. Yani radyasyon var, ne bileyim stres var. Yani e, yanlış yıkama var, yanlış e, kendi saçını yanlış kullanma var. E, saçı döküldüğü zaman e, ilaç alan insanlar var. Bunlara dikkat etmek lazım. Dolayısıyla kadınlarımız kadınlarımızda e, protez saç kullanmayı seviyorlar. Yani saçlarını kaybeden kadınlarımız. Evet. Şimdi, e, protez saçın peruktan farkı nedir? Neden insanlar tıbbi yöntemler değil de protez saç yaptırır? Şimdi, e, yetersizlik oluyor tıbbi yöntemlerde. O yüzden protez saçı tercih etmekteki sebep bu oluyor. Protez saç ben kullanıyorum. Evet. Daha önce de söylemiştim. Evet, evet. 30 yıldır şu an ben protez saçlıyım. Yani buradaki saç kalitesini siz daha iyi görebiliyorsunuz yakından. Evet, e, çok yoğun istediğimiz yoğunlukta saçlar yaptırabildiğimiz için protez saç en kolay yöntem oluyor. O yüzden diğer yöntemlerde yetersizlik meydana gelebiliyor. O yüzden protez saç daha kolay bir yöntem oluyor. E, peruk kullanamaz insan. Havuza girdiğinde, denize girdiğinde veya eli takıldığında düşme tehlikesi olan Bunu bir yöntemdir. Bunu kullanabiliyor yöntemde, muyuz havuzda? Bunda benziyor? düşme olmaz. Havuza girer, denize girer, duşunu alır. Kafadan çıkabilen bir yöntem değildir. Sadece sadece kişinin kendi isteğiyle çıkartılabilinir. Kendi isteğiyle çıkar. Hmm, şimdi uygulama yapacağız. Birazdan çok merak ediyorum. Evet. uygulamada denize girilebilir Uygulama yapacağımız kişi de o kadar çok heyecanlı ki. <laughs> heyecanlanmayın, heyecanlanmayın. Evet. Bekliyoruz sizi buraya. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. E, şimdi e, kişiye özel yapıyorsunuz. Şimdi diyelim ki bu zaman diliminde... Ee, saçlar uzun kullanılıyor. Evet. İki sene sonra Hı -hı. diyelim ki saçlar çok kısa kullanılıyor. Hı -hı. Atıyorum. Hı -hı. Bunlarda model değişikliği evet. e, yapılabiliyor mu? Onlar evet. nasıl oluyor? Tabii ki. Çünkü kişi sadece bir protez saça mecbur kalmıyor. Başka protez saçlar da yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla ister uzun, ister kısa, ister farklı modellerde birkaç tane protez saç da yaptırıp yedekleriyle birlikte yaşa yaşanabiliyor. Zaten bir tane protestat yaptırıp da ben hiç o bir tane protest saçla bir sene, iki sene, üç sene örnek veriyorum. Kullananı görmedim. protestat yaptırdıktan sonra 3-4 tane sonra bir film seyrediyor. Bir aktörün saçını beğeniyor. Ha işte, Hocam ya bana diyorum. onu da yapar mısınız? diyor. Onu da yapıyoruz biz yani. Öyle bir modelde yapıyoruz. Ha işte ama, onu diyorum. Yani evet. modelden sıkıldı. Şimdi evet. mesela siz böyle uzun kullanıyorsunuz. Diyelim ki 2 sene sonra evet. daha kısa kullanmayı istediniz. Evet. Bunlar mümkün mü onu? Aslında sorayım. uzundan kısaya geçiş çok kolay da kısadan uzuna geçmek O zaman yedek bir tane Tabii. yaptıracağım Burada mesela kesimi de çok önemli. Çok önemli protest saçın. Ben şimdi 5 dakikada keseceğim ama 30 yıllık tecrübeyle yapacağım bunu. Yani Tabii. o attığım makasların e, nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Yanlış kestiğiniz zaman geriye dönüş yok, çöp oluyor. O yüzden e, dikkatli ve profesyonel olmak evet, e, lazım. Olması e, lazım. Peki bakımı nasıl olmalı protest saçın? Aslında e, bakımı da şu şekilde genelde ayda bir insanlar bizlere geliyorlar, bakım yaptırıyorlar. Ama evde kendileri de yapabiliyorlar artık. Hele bu pandemi döneminde, yani koronavirüsten dolayı, biz iki ay kapalı kaldık. Herkes kendileri evde işlemler yapabildiler. Tabii ki eğitim veriyoruz. Nasıl evde yapılır? Malzemelerini alıp evde kendileri de yapabiliyorlar. Ama tabii ki bizim kadar profesyonel olmasa da biz açıldıktan idare sonra ediyorlar. Zaten, <laughs> evet, biz açıldıktan sonra zaten kuyruk oldu bizim iş yerimizde. Peki siz de bu hijyen kural Yeni kuralları, yeni kurallar, onlara dikkat ediyorsunuz değil Derya mi? Derya Hanım, yaklaşık 3 sene önce, 4 sene önce biz e, kullanat penuvarlar, kullanat e, havlular zaten başlamıştık Başlamıştınız. biz. Başlamıştınız, evet. güzel. Şimdi yani zaten okuyorlar. steril makineler var, güzel. onlarla çalışıyoruz. E, çok dikkat ediyor kuaförler, ben de gözlemliyorum bunu. E, hemen uygulamaya başlayacağız. Vallahi, evet, e, merak ediyoruz. E, süremiz Süremiz Deniz Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet. Hiç heyecanlanmayın, gayet güzel. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, ben var e, Ben teşekkür ederim. Penuar evet. alabilir var Penuar eksik. Penuar vardı, yani şöyle örtü. Örtü orada pakette değil evet. mi? Nerede? Ben hemen alalım, o kalmış. Ha. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısaca anlatarak başlıyorum. Mikrofonu kapandı mı şimdi? Evet. Altta kaldı ama Evet. Evet. Evet, hemen devam edelim. Hızla Efendim, ilerleyelim. Bu bölge mesela seyrek. Tepede seyreklik seyrek var. Seyrek bölge. Buradan Deniz Bey memnun değil. Ne yapıyoruz? Makinamızı çalıştırdık. Bu bölgeyi bu bölgeyi tıraş diyoruz. Şu şekilde. Çünkü buradan memnun değiliz. Diğer yerler gayet memnun. Evet. Yani yoğunluk gayet iyi. Deniz Bey 33 yaşında, evet. ee, çok genç. Ee, dökülme olmuş olabiliyor, ırsiyo olabiliyor, aileden olabiliyor, bir, bir sebeple e, dökülebiliyor. Ama pek çok çözüm var. Buradaki seyrek saçları kazıdık. Evet. Şimdi hemen buraya hijyeni sağlayalım. Bu sürdüğüm cleaner adı bir çeşit alkoldür. Evet, temerek bölgeyi tamamen açmış olduk ee, protest saçın alt tarafını e, çift taraflı e, bantlar uygulanıyor Hı. yani suda denizde açılmayan bunları hemen kağıtları çıkartıyoruz Elimiz değmemesi gerekiyor çünkü yağlı olmaması gerekiyor bantın. Evet. Yağlı olduğunda özelliğini kaybediyor. Evet. evet. Şu anda saçı yerleştirmeye hazırım. E, kaşlarınızı kaldırın. kaldırın. Yağların bittiği yerde gerçek saç yoğunluğu başlar. Bu bölgeden saçımızı yerleştiriyoruz. Şöyle basit bir şekilde yerleştirdik. Şimdi geriye doğru taradığımızda iyice bastırıyoruz. Kaynaşması gerekiyor. Ve hemen nemlendirmem gerekiyor. Peki cildin yağlı Birkaç olmasının, kuru ona, olmasının önemi var mı cildi yağlı kuru? Tabii. Ee, şu anda ben yağını bu ilaçla yani ha, tabii. almış oldum. Ama ciltte kaldığı zaman daha iyi yerleşiyor. Hemen kenarlara doğru getirmediniz. Ha şimdi kesimi şimdi mi yapacaksınız? Evet. Hemen kesime geçiyorum. Deniz bayağı güzel oldu yalnız. Evet. Vallahi. Çok pratik ha, şimdi bir normal şekilde. Saç Süreyi çok uzatmadan hemen Evet. Kesimi yapıyorum. Oturttuğu yer falan çok güzel saçı evet. e, oturttuğunuz yer. Bence uzun bile kalabilirmiş. Arkalar azıcık uzun kalsın. Yalnız <laughs> e, çok uzun kaldığında kaynama bölgeleri belli ha, olur o yüzden. Şey oluyor? Belli olacak. Evet Mustafa Kemal Çiçek e, 30 yıldır protez saç e, uzmanı ve ustası diyeyim. İşte bu kesme ve kaynaştırma diyorsun o çok önemli. Evet şu anda evet yani çok rahat bir e, kesim yapamıyorum ama e, daha sonra ince detaylara girelim. Şu anda izleyicilerimize. Yani keserken oynamıyor oraya yapıştı değil mi? Tabii tabii sağlam şu anda. Tamam. Evet yaklaşık 15-20 dakika sonra daha da kaynayacak. Cildin evet, ısısıyla birlikte merak daha ederdim. iyi. Denize giriliyor mu? E, duş yapılabiliyor mu? Tabii, onu merak ederdim. Öyle mi? kolay kolay çıkan bir yöntem değil. Tamam. Peki e, sonrasında kafa derisine bir zarar veriyor mu? hani? Hayır. Olur? Hiç zarar vermiyor. Zarar veren bir madde taşımıyor. Çok az kaldı. Bir Yaklaşık şey söyleyeceğim Deniz'ciğim. Bir Deniz iki dakika çok, sonra bitmiş oldu. Çok hoş oldu gerçekten. Ha, teşekkür ederim ben tam göremiyorum şu an ama. Ee, ben görüyorum buradan. Bayağı da hoş biçim veriyor şu anda. Kamera önünde durduğu için sen göremiyorsun. Bir şey Böyle söyleyeyim mi? Böyle görünüyor. Aa, Gözenekli olduğu süper. için. Süper. Evet. Bu saç sıklığı bu hava arada... Hava alıyor yani içerisi değil mi? Ee, saçın Evet buradan içi. su geçiyor işte. Hava da geçtiği için. Bu arada mankenimiz genç olduğu için saç yoğun. Yani yaşa göre de daha seyrek olması gerekiyor. Hmm. Evet. Deniz bayağı iyi oldu. Bak gerçekten çok beğendim. Çok güzel oldu. Yani Çok kısa kaldı. bir saçta böyle bir şey e, hayal etmezdim. Evet şu anda kısmen Evet. Kısmen e, bazı ince Vallahi detaylar var. Bravo. Çok evet. güzel oldu. Ve şu kadar kısa sürede Evet. Sen biraz daha denizi havalı yaparsın. Bir şey sormuştunuz. Yani neden protez saç tercih ediliyor? İşte bu sebepten dolayı ağrısı sızısız, e, Kan yok bir şey yok. Hemen 5 dakikada o e, sorunlu bölge gitti. 33 yaşında olan kişi daha genç gösteriyor. Evet. Hatta e bunun Bak Deniz arantısı, görüyor musun? Bak. Gördün mü kendini evet. şu anda e, ekranda? Ha? Evet izliyorum şu anda. Ve an. e, şey, dokusu kendi saçıyla aynı. Ha, onlara yani. dikkat ediliyor. Evet. E, bu peruk işi biz de tiyatrolardan çok iyi biliriz. Peruk işi yani bu saç e, işleme işi çok incelikli bir iştir. Gerçekten. Şöyle. Ee, ve çok güzel işlenmiş. Örtüyü de kaldıralım. Ben kendisini görüyorum. görsün bu arada görsün. görmediği için. Deniz çok güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Yani Öbür türlü de güzel. Her halinle genç ve e, hoş bir delikanlısın. Teşekkür ederim sağ olun. Gerçekten öyle de güzel oldu. Öyle de bir sorun yok. O kadar o kadar çok e, e, merak ediyor kendini. Bu arada iki heyecanı birden yaşıyor. Hem burada olması hem de kendisini merak etmesi anlamında. bayağı Bir bak ekrana şöyle kamerayı bir çekelim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Erkek arkadaşlar beğendiniz mi? Ben hani acaba bir şey olacak mı diye düşünüyordum. Bayağı güzel. Evet. Ee, Yaşar istiyor musun? <laughs> İstiyorum diyor. <laughs> Programdan sonra sana, sana öyle çok alıştık. Evet çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için bu bilgileri paylaştığınız için ben de size teşekkür ediyorum e, oyuncular için de çok e, iyi bu e, yöntem değişik bir şekle girmek için falan e, çok güzel işlenmiş saçlar işini çok severek yapıyorsun teşekkür Tabii. ediyorum Mustafa teşekkür Kemal ederim. Çiçek e, sana da Denizciğim çok teşekkür Geldim, ediyorum teşekkür sağ ol bize hani güzel mankenlik yaptın. Teşekkür. Güle güle kullan saçlarını tamam. da. Ee, evet efendim buna da cesaret ister yani. Bravo. Evet programımızı burada kapatıyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Evde kalın, pazartesi hep beraber bizde kalın.